Merhaba sevgili Eylem Planı fanatikleri, yeni bir Sinema 101 bölümüne hoş geldiniz. Sinema 101'in bu bölümünde artık temel kurgu tekniklerine giriş yapıyoruz. Kuleşov etkisinden bahsedeceğiz. Kuleşov etkisi nedir derseniz, 1918 yılında Leo Kuleşov'un yaptığı bir deney ve ben de tabii ki bu deneyi sizler üzerinde uygulayacağım. Deneye başlamadan önce herkesten bir kalem kağıt almasını rica edeceğim. Ya da siz daha modern bir insansanız cep telefonu da kullanabilirsiniz. Kağıt kalemlerimizi aldıysak deneye başlıyoruz. Ancak unutmayın, dürüstlük çok önemli. Dürüst cevaplar verin. Şimdi sizlere peş peşe bazı görüntüler izleteceğim. Ve her görüntüden sonra sizce oyuncunun yüzündeki ifade neyi temsil ediyor? Bunu not etmenizi isteyeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Gördüğümüz görüntüden sonra oyuncunun yüzündeki ifade sizce hangi duyguyu temsil ediyordu? Güzel. İkinci görüntümüze geçelim. Bu ifade neydi? Hangi duygu vardı? Üçüncü görüntümüze geçelim. Yine bir görüntü ve ardından bir ifade göreceğiz. Evet, eğer cevaplarınızı yazdıysanız şimdi size doğru cevapları veriyorum. Çorba görüntüsünden sonra gelen görüntüde oyuncunun yüzündeki ifade açlığı, bir çocuk cenazesinden sonra görünen yüzdeki ifademiz hüzün ve güzel bir kadın görüntüsünden sonra gördüğümüz ifade ise şehvet, mutluluk veya tahrik duygularını temsil ediyor. Cevaplarınız aynı cevaplar mıydı? Yoksa siz akıllı seyircilerde 3 ifadenin de aynı ifade olduğunu yakaladınız mı? Evet, aslında da trik burada. Oyuncunun 3 videoda da aynı görüntünün arka arkaya konmuş hali. Tekrar hatırlatıyorum, bu deney 1918 yılında yapılmıştı. Dolayısıyla günümüzde çok fazla etkisini göremiyoruz. Şimdi size aynı deneyi, aynı etkiyi ya da aynı kurgu tekniğini bir de Hitchcock anlatacak. Bakalım bu sefer o anlattığı zaman biraz daha modern bir bakışta aslında ne demek istediğini anlayabilecek misiniz? Öncelikle Hitchcock'un yüzünü görüyoruz. Daha sonra baktığı şeyi görüyoruz. Buna bu arada biz açı karşı açı diyoruz. Şimdi tekrar Hitchcock'a kesiyoruz ve yüzündeki ifadeye bakıyoruz. Yüzüne gelen gülümseme sizce neyi temsil ediyor? Evet, şefkat, huzur, mutluluk. Şimdi baştaki ve sondaki Hitchcock'un yüz ifadelerini aynı tutalım ve ortadaki çocukla anneyi çıkarıp aynı kadına bir bikini giydirelim. Bikinili kadın. Evet, baştaki ve sondaki görüntünün aynı olduğunu unutmayın lütfen. Şimdi aynı sahneyi tekrar izleyelim. Hitchcock, bikinili kadın ve deminkiyle birebir aynı gülümseme. Şu an Hitchcock'un yüzündeki ifade neyi temsil ediyor? Sapık. Sanırım Kuleşov etkisini şimdi daha iyi anlayabildiniz. Aslında Kuleşov etkisi dediğimiz şey bize şunu özetliyor. Bir plandan önce, yani çekilmiş bir kareden önce veya sonra gördüğümüz hiçbir görüntü, onlardan önce veya sonra görünen görüntülerden bağımsız değildir. Yani bir gördüğümüz plan, ondan sonra göreceğimiz planı, o da ondan sonra göreceğimiz planı her zaman etkiler ve bunu nasıl algılayacağımızı tamamen değiştirir. Umarım son verdiğimiz Hitchcock örneğiyle bu çok net bir şekilde anlaşılmıştır. Temel film yapım tekniklerini ve film yönetmenlerinin bu teknikleri kullanarak zihnimizle nasıl oynadığını anlamaya çalıştığımız Sinema 101'in bu bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gitmişse paylaşmayı, kanalı beğenmeyi, favorilemeyi, işte iş yerinizde bahsetmeyi falan unutmayın. Daha konuşacağımız çok konu var. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.